Müddessir suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey bürünüp örtenen. Peygamber Efendimiz'e yönelik bir ayet, evet. Tabi ama işare manası, ahir zamana bakan. Mehdi Allah tarafından perdelerle örtülüyor şu an. Ve insanlar o yüzden göremiyorlar. Gizleniyor. Gizleniyor. Hı hı. Zaten özelliğidir, yani gizlenmesidir. Hazreti Yusuf gibi, Hazreti Musa gibi bir özelliği olacaktır. Kalk ve bundan böyle uyar. Başla tebliğ ediyor Cenab-ı Allah. Ebced'leri harikadır bu ayettir. Maşallah. Tam ahir zamanı verir inşallah. Rabbini tekbir et. Mehdi İstanbul'u, Roma'yı neyle fethedecekti? Tekbirle. Tekbirle. Ne diyor Cenab-ı Allah? Rabbini tekbir et. Allah'ı anarak, değil mi? Fethi inşallah. Devam ettir inşallah. Elbiseni temizle, tertemiz giyin, tertemiz ol, üstün başın tertemiz olsun diyor. Mehdi'nin bir özelliği de biliyorsun, elbiseleri parlar diyor. Evet. Hadiste. Evet. Kıyafetleri parlar diyor. Pislikten kaçınıp uzaklaş. Nerede pislik adam varsa, nerede pislik bir ortam varsa oralardan gidecek Müslüman. İnşallah. Değil mi? Evet. Ahlaksızdan, itten, kopuktan uzak duracak. Hı hı. İnşallah. Daha çok istekte bulunmak için iyilik yapma. Sadece Allah rızası için yap. Sadece halisane ve samimi ol diyor Cenab-ı Allah. Herkes için tabii bu açıklama. Rabbin için sabret. Çok zor dönemlerden geçeceksin ama sabır olacaksın. Mehdi'nin özelliklerini nasıl sayıyor Said Nursi? Sabır, metanet ve cesaret. İnşallah. Değil mi? Evet. İnşallah. Çünkü o boruya üfürüldüğü zaman, sura üfürüldüğü zaman işte o gün zorlu bir gündür. Hemen bak kıyametten bahsediyor. Evet. Demek ki aynı zamanda kıyameti de anlatan bir yönü var. Ahir zamanı anlatan bir yönü var. Kafirler için ise hiç kolay değildir. Tabii. Maşallah. Elhamdülillah. Tabii tabii demeyeyim de çünkü sanki ben orada öyle demez tabii tabii. Allah affetsin. Açık öyle oldu. Kendisini tek olarak ve yapayalnız yarattığım şu adamı bana bırak. İnşallah burada deccaliyete bakıyor. İnşallah. Evet. Ki ben ona alabildiğine çok mal ve servet verdim. Göz önünde hazır çocuklar verdim ve sayısız imkan ve fırsatları önüne serdim. Ahir zamanın deccallerinin de özelliğidir. Allah bol nimet verir fakat o nimetleri şımarır. Allah'a hamd etmez, şükretmez. Onun Allah'tan olduğunu bilmez. Kendine ait zanneder. Çocuğu kendi yarattı, malı kendi yarattı zanneder. Sonra daha artırmam için tamah eder. Daha hala ısrar eder diyor. Daha da hırs yapar diyor Allah. Hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı kesin bir inatçıdır. İnatçı ne demektir biliyor musunuz? Gerçeği anladığı halde direten. Evet. Bir kısım Darwinistler böyle mi? Evet. Gerçeği anladığı halde diretiyor değil mi? Ya. Çok açık hocam. Evet. Onu alabildiğine sarp çetin bir yokuşa süreceğim diyor Cenab-ı Allah. Çok zor bir ortama sokacağım onu diyor. Çünkü o düşündü ve bir ölçü tespit etti. Kahrolası diyor nasıl bir ölçü koydu 19. ayette. Yani Kur'an'ı kendi cahil kafasıyla yorumluyor o zamanki bir sahtekar münafık. Bakıyor işte şurada eksiklik var, burada eksiklik var. Haşa. Haşa ayette. Evet. Sonra hepsinin mucize olduğu anlaşılıyor. Hepsinin harika olduğu anlaşılıyor. Var ya şimdi de var, asrımızda da var. Söylüyorlar. Açıklıyoruz, nefesi kesiliyor. Açıklıyoruz, nefesi kesiliyor. Değil mi? Evet. Mesela dünyanın yuvarlak olduğunu anlatan bir ayet var. Bakıyor, anlayamıyor. Fakat kelime kökenine baktığında Allah'ın mucizesini görüyor. Evet. Yine kahrolası nasıl bir ölçü koydu bakın 19-20'de sürekli Allah tekrar ediyor. Neyse bu uzun süre bu kadar yeter bu. İnşallah. İnşallah.